Uzaklaşalım. Ahmet, Ahmet. Ahmet. Evet arkadaşlar, her zaman ara ara, yani daha doğrusu uğradığımız yerlerden biri harabe bir ev. Burada ateş yanıyormuş arada. Biz burayı temizlemiştik oysa daha önceden. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ateş yandığını söylediler. Hemen geldik. Kontrol edeceğiz inşallah. Ateş neyin nesidir Ahmet sence? Burayı bilen dostlarımız bilirler. Daha önce çok geldik buraya. Selamun aleyküm. Şöyle tek tek bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olabilir? Tabii ki ifrit cinleri olabilir. İfritler bence buraya yuva yapmış. Aynen. Genelde ateşi ifritler yakar. Birazdan uzaklaşıp kamerayı sabitleyip bir bakalım Ahmet. Kamerayı sabitleyip uzaklaşalım, bakalım ne gibi bir şeyler var, sıkıntısı nedir, hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Şuralardan böyle bir enerji var. Bismillahirrahmanirrahim. Şey mi gördün? Köpek havladı ama. Köpekler bize mi havlıyor yoksa bizim görmediklerimizi mi görüyor? Çünkü hayvanların göz perdeleri açıktır. Görürler, dikkatli ol. Var mı bir şeyler? Şey yok. Evin çatısına hiç çıkmak istemiyorum çünkü bayağı bir eski. Bir ara bir köpeği bağlayıp asmışlardı. Maalesef. Ben de onu hatırladım bak. Orayı gördüm, orası aklıma geldi. Güzel bakarsan. Bakalım. Var mı bir şeyler? Bir su havuzu. Bura gerçekten sıkıntılı bir yerdi Ahmet, hatırlıyor musun şu merdivenin üzerinde bir ifrit vardı. Çok değişik bir ifrit vardı. Evet. Ürpertici bir şekilde bize bakıyordu.
Hatta yukarıdan da bize bakıyorlardı. Temizlemiştik en son burayı. İfritlerden, cinlerden. Şunu söylemek isterim. Biz geçen aylarda bir ara, geçen ay dediğimde geçen kışında herhalde Aziz. Buraya tekrardan geldik. Polis ekipleri bizden karşılaştılar. Bize dediler ki o tarafa gitmeyin, oralar sıkıntılıdır. Hani biz sandık ki sıkıntı dediği şey insanlar, yani bu madde kullanan kişilerden bahsediyor. Sonra dedi ki yok dedi, cin var orada dedi. Biz de dedik zaten cin çekimine gideceğiz diye. Yani burada cin çekimlerini, şey cinleri polisler de görüyormuş. Aynen öyle, burada bazen, hatta biz 2 yıl önce buraya gelmiştik Ahmet. Yukarıda şurada yolun orada bir ekip bize bakmıştı. Selam verip gitmişti. Aynen. Kameraları görünce anlamışlardı hani çekim yaptığımızı. Yani burayı bu... sürekli gelip gidiyorlar. Polislerin uğradığı bir yer, devriyelerin atıldığı bir yer. Çünkü olaylı bir yer gerçekten. Yüce Allah'ımız polisimize, devletimize, ne kadar askeri silahlı kuvvetlerimiz varsa Yüce Allah'ımız güç, kuvvet versin. Onlara sağlık, sıhhat versin. Bütün belalardan defetsin. Aziz bak, dilim tekrardan ağır olmaya başladı. Çok yoğun bir enerji var. Halsiz de etti beni. Bismillahirrahmanirrahim. Hissettim ben de. Konuşamıyorum Aziz. Kameramızı şöyle bir sabitleyelim Ahmet. Uzaklaşalım. Aziz Allah'ım. Ahmet, Aziz. Ahmet. Aziz. Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet. Bir dakika. Bak Ahmet bak. Karnına mı vurdu? Ne oldu Ahmet? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet. Aç. Ağzını aç. Nefes al. Ağzını aç. Ağzını aç. Derin nefes al. Arkadaşlar Ahmet biraz fenalaştı. Ne oldu Ahmet? Karnına mı vurdu? Aziz, karnım çok fena bir. Bismillahirrahmanirrahim. Leyla Allah. Bu nasıl bir enerji? Bismillahirrahmanirrahim. Keselim mi? Yok, devam edelim Aziz. Çok fena bir. İstersen. Aziz sanki mideme girdiler sanki. Sanki mideme girdiler. Haydi durduralım mı istersen? Yok, iyi. Kapatalım gidelim. Abo. Sonra devam ederiz istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki midemde bir şey var. Mideme. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinle biraz, otur Ahmet. Aziz bunlar bir yerde. Çok dikkatli ol. Aynen. Tam da yeri, yani bayılacak yer değil Ahmet burası. Dikkatli ol. Mideme vurdu. Midem bulanıyor Aziz. Bitirelim mi? Ne yapalım? İyi hissetmiyorsan. Yok, iyiyim Aziz. İyiyim. Birazdan geçelim. Devam edebilecek misin? Dur şunu buraya koyayım Ahmet ben. Bir dakika. Bu burada sabit dursun. Çok fena bir yere vurdu. İyi misin Ahmet? İyiyim Aziz. Çok fena bir yere vurdu. Şu fenerimi de alayım. Kayıt devam etsin burada. Ne varsa o girişte var zaten. Gel şöyle biraz uzaklaşalım. Biraz. Bakalım ne oluyor burada.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet, ne durumdasın? İyiyim aciz. Ahmet biraz kötü oldu arkadaşlar. Sanırsam enerjiye maruz kaldık. Bende de biraz oldu ama Ahmet'in tam arkasından bence ifrit geçti. Bende de. Yoğun bir şeyler bıraktı Ahmet'e. Karnına ağrı girdi. Şu an nasılsın Ahmet? İyiyim hadi şu an. İnşallah kayda değer bir şeyler yakalamıştır. Kamerayı indirdik arkadaşlar. Sabit bıraktık orada. Ahmet, aklım sende hep ya, iyi misin? İyiyim az ya. Bu ya büyük bir ihtimal... Nasıl bir şey oldu az önce? Ya arkamdan bir ifrit geçti, %90. Çünkü önümden geçseydi görürdüm. Doğrudur. Mideme böyle sanki şöyle anlatayım. Bir insan bağırsaklarınıza elerse nasıl olur? O şekilde böyle soğuk bir el sanki bağırsaklarıma girdi, böyle sıktı. Çok değişik bir duygu. Mide bulan, böyle bunun antısı geliyor mesela insanın şeyine. Kusma gibi bir şey oldu aziz. İyiyim ama şu an. Gel şöyle otur biraz dinlen. Bismillahirrahmanirrahim. Otur dinlen şöyle. Biraz sohbet edelim. La ilahe illallah. Bu ışık yetersizse bunu alabilirsin. Ver Ahmet onu da. Yani çok değişik bir duygu. Bunu başka biri böyle olsa direkt der ki ben musallat oldum. Kendini daha çok korkutur ve kalıcı bir hasar bırakır. Doğru söylüyorsun Ahmet. Kesinlikle %90. Aynen öyle olur. Şimdi biz buraya birini getirirsek bu şekilde olursa Mendüh dostumuza gördünüz arkadaşlar. Kendisi iyi arkadaşlar Mendüh'ü merak edenler için. Evet. Bir açıklama yap Ahmet istersen. Mendüh herkese selam söyledi. Selam söylememi istedi. Ben bir bakıp sen anlat Mendüh'ü. Tamam. Mendüh'ün durumu iyi yani arkadaşlar. Allah sizden razı olsun soranlar için. Kendisi iyi. Kendisi iyi. Sonsuz şükürler olsun. Az önce çok fena bir şekilde el, böyle bir soğuk bir el mideme böyle bağırsaklarımı tuttu. Çok değişik bir şey. Sesi duydun mu Aziz? Bak. Ben bir yandan da buralara bakıyorum. Bu şeyi anlamaya çalışıyorum. Hani az önceki eve de bakıyorum da. Yeterince dinlendik bence Ahmet. Bence razı istersen. Yol yönelici var ama. Gel şu eve bir bakalım. İyi hissetmiyorsan kesebiliriz ama. Şurada sanki bir. Sen ışığını al Ahmet. Sen o tarafa bak, ben bu tarafa bakayım bir. Burada da bir şeyler var sanki. Öyle hissettim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Dibimizde bir şeyler var. Bak Aziz. Bak içeride bak.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evin içinde bak bak bak. Evin içinde. Tövbe estağfurullah. İfrit bunlar. İfrit cinleri. Demek ki doğruymuş. Çok dikkatli bir şekilde. İfritler tehlikeli olur. Hadi dikkatli ol. Buraya girdi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kimsin sen? Kaçıp saklanmana gerek yok. Zarar vermeye gelmedik. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü bir enerji var burada. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten tehlikeli Ahmet. Kendinden emin bir cin. Korkutucu görüntüsü var. Evin içinde. Şu odadan. Buraya geçti. Az önce buradaydı. Evet. Enerjisi burada. Çok pis bir enerjisi var. Doğru. Belli yani Ahmet. Buralarda. Ve onu buradan göndermemiz lazım. Çünkü evler çok yakın bak. Şehir ileride. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Köpekler anlarlar. Kamerayı geniş açı ayarladım. Ki ne göreceksek net bir şekilde görünsün diye. Thank you.
Var bir şeyler var. Onların enerjisi az önce gördüğümüz burada yaşıyor bence. Şuraya fazla bakmadık Ahmet. Burada ne var? Aynen baktık ama Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok aslında. Ben bir gönderme işlemi yapayım Ahmet burada. Olmaz mı? Burası zaten yapamaz. Aynen. Tam yere. Çünkü enerji, pis bir enerji olur. Hı hı, kesinlikle. Burada yaşayan varlıklar, sizinle bir sorunumuz yok. Ateş yapıp ve görünerek insanları korkutuyorlar burada. Onları kesin göndermemiz lazım. Daha önce de varlardı burada. Hatta kaçmaya da gelmişti, hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Yani her zaman derim aziz. Fıstıklık bağın ortasında böyle hıraba bir yer. Yani olmaması lazım. Bunun da nedeni cinler yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle biraz bakmak istiyorum abi. Ahmet'im gel istersen. Aynı noktadan gönderme işlemini beraber yapalım. Burada sıfır bir gönderme işlemi yapalım. Tam yuvasındayız. Cinlerin yuvasındayız. Aynen öyle. Şurada pencereden biri baktı sanki gibi. Tamam.
Al cinlerin yuvası. Aynen öyle. Hoş geldin Ahmetciğim. Burayı temiz gelin inşallah. Tamam. Gözdağı verdiler. Bir şeyler oldu burada. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de kan görmüştük ama böylesini bir iki defa yaşadık. La havle ve la kuvvete illa billahi elhamdülillah. Ben şey için bakıyorum Ahmet, hani bir enerjisel bir olay var mı diye. Sanki kaçtılar buradan. Acaba birini mi öldürdüler ya buradan? Bilemiyorum Ahmet. Cinlerin her türlü oyunları vardır. La havle ve la kuvvete illa billahi elhamdülillah. Tövbe estağfurullah. Nasıl oldu öyle? Vay vay vay. Kana bulandı ortalık. Aziz biraz su içmek isterim çantada. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bekle, ben de biraz su içeyim. Boğazımız kurudu arkadaşlar. Biri battı sanki ama şuradan. Biri battı. Havuzun içinde biri mi var acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Kimse yok. Şuradan bir şeye geçelim istersen. Şuraya da bakıyorum, şu zeytin ağacının arkasında bir şey var sanki. Sanki bir şey var. Evet. Gel bir bakalım hele oraya. Nedir bu? Neyin nesidir? Merak ettim. Belki de vesvese yaptım. Evin içi temiz oldu gibi ama. O enerji gitti sanki aziz. Aynen. Yok.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl buradan şey? Gidelim Ahmet. O kan dehşetti Ahmet. Neler düşünüyorsun? Öncelikle şöyle anlatayım Aziz. Çok midem bulandı. Biraz sana karşı mahcup oldum Aziz. Açıkçası. Bana niye mahcup oluyorsun ya? Yani kötü bir duygu. Şimdi ister istemez. Allah senden razı olsun. Dilime bir, önce bir dilime vurdu. Dilim ağırlaştı orada. Hatta şu an etkisindeyim. Midemi insan şöyle anlatayım. Bir insan midesine bir el girdiğini düşünün. Bağırsaklarını böyle tuttuğunu düşünün. O şekilde bir kötü oldum yani. O Ahmet'in fenalaştığı an. Aynen öyle. Onun dışında kan gerçekten berbattı. Bir de kokusu kokuyordu Aziz. Evet, çok fena kokusu vardı. Değişik bir kokusu vardı. Geçtik arkadaşlar, ateş yanıyor dediler. Gittik. Daha öncelerden bize orayı söylemişlerdi. İşte cinleri gördüklerini söyleyenler vardı ki biz daha önce gönderme işlemi yapmıştık orada. Bu gidişimizde de gördük. Ve kamerayı sabitleyip uzaklaştık. Hem bu arada ben Ahmet'in sıkıntı yaşadığı o anı gördünüz. Ahmet için endişelendim. Biraz uzaklaştık. O arada kamera kayıttaydı. Neler kaydetti görmedik. Sabitleme işlemi yaptık kamerayı. Ondan sonra cinleri oradan gönderme işlemi yaptık. Kan çıktı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle yerde, böyle vakalarda bir fenalık bir şey olursa o yerden uzaklaşın. Biri sağlamsa diğerini uzaklaştırsın ki o enerjiye maruz kalmasınlar. Aynen öyle. Bu kadar arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.